Her sene İstanbul'daki Hristiyanların Birliği için yapılan dua etkinliği 18 Ocak Cumartesi günü Beyoğlu Alman Evangelik Kilisesi'nde farklı mezheplerin bir araya gelmesiyle başladı. Hristiyanların Birliği için yapılan dua haftasının bu yılki teması "Yerliler bize olağanüstü bir yakınlık gösterdiler" olarak daha önceden belirlenmişti. Birlik Dua Haftası 25 Ocak Cumartesi günü Feriköy'de bulunan Surp Vartanans Ermeni Kilisesi'nde sona erecek. İstanbul'daki Hristiyanların Birliği için yapılan Dua Haftası 18 Ocak 2020 tarihinde Beyoğlu Alman Evangelik Kilisesi'nde başladı. Her sene olduğu gibi farklı mezheplerin bir araya gelerek dua ettiği Hristiyanların Birliği için Dua Haftası'nda İstanbul Latin Katolik Episkoposu Monsignor Ruben Tiara Blanca, Süryani Ortodoks Kor Episkoposu Monsignor Melki Akgüz, Süryani Ortodoks Kilisesi'nden Abuna Fetros Gülce, Ermeni Resulü Kilisesi'nden temsilci Peder Zakar, Santa Maria de Draperis Kilisesi'nin başrahibi Peder Ilyuter Makuta ve Peder Petro, Ekümenik Patrikhane'den temsilcisi 3. Ataerkil Diyakonu Aleksandros Kutsis, Aziz Paulus Kilisesi'nin vaizi Peder Simon Harting ilk dua gününe katıldılar. Alman Evangelik Kilisesi'nin orgu ayine renk katarken, Alman Evangelik Kilisesi pastörü Gabriel Pace, Almanca ve İngilizce olarak dua zamanını yönetti. Birlik Duası Haftası'nın bu seneki teması, "Yerliler bize olağanüstü bir yakınlık gösterdiler" olarak daha önce belirlenirken, açılış gününün dua konusu uzlaşma, yük atmaya başlamaktı. Farklı mezheplerden bir araya gelen Hristiyanlar beraber dua ve tövbe ederek Rabbi yücelttiler. Katılan din adamlarının tek tek kendi dillerinde dua etmesiyle birlik dua zamanının ilk günü sona erdi. Birlik Dua Haftası'nın kapanışı 25 Ocak Cumartesi günü Feriköy Surp Vartanans Ermeni Kilisesi'nde yapılacak.